Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biliyorsunuz geçen hafta siyah top hilesi atmıştım. Perşembe günü güncellemeden sonra bir iki sekteye uğradığı şeyler oldu. Sanırım Android'de genelde problem yaşanıyor. iPhone'da, Apple'da hala bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Hatta bu videoyu yapmadan önce yaklaşık 1-1,5 saat önce şu anda bir üçlü toptan bir Neymar bir de Messi çıkaran arkadaş mesaj attı mesela. Çok mutlu olmuştum. Ama ben yine hani hem kontrol edeyim diye yaklaşık 3-4 toplam 5 gündür sürekli top açmaya başladım. Acaba problem var mı, problem var mı diye. Alternatif bir şey daha önereceğim sizlere. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada küçük bir hatırlatma yapacağım. Arkamdan bazı laflar söyleniyor. İşte hileye, hurdaya vesaire karışmaya çalışıyor falan filan diye. Sadece küçük bir şey söyleyeceğim. Ben küçük şeylerle de laf sokmayı başarırım. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Yani bu tarz hile, hurda, oyun açıkları vesaire bu tarz şeyleri akıllı insanlar, zeki insanlar yapar. Zaten normal zekaya sahip insanlar yapabilse herkes açıklarını bulur oyunun. Ve günde 40 tane 50 tane top açıp hani gözlerim artık 2 numara gözlük takacağım neredeyse. Böyle taktikler buluyorken ki bu arada şunu da söyleyeyim. Oyunun APK'sını vesairesini bir yazılımsal bir şeyle asla oynamayarak sadece oyunun açığıyla yani... Ben orada bu yaptığım hileyi alnıma dövme olarak yapsam gidip Konami'nin binasına gitsem adamlar bana dava açamaz. Çünkü benim yaptığım ben buluyorum bu açığı. Ya bunu dünyada şu anda bulabilen yok. Birçok farklı şeyler hileler gösteriyorlar bir şeyler gösteriyorlar ama açıkçası onları denemedim. Oluyorsa lütfen linkini de atın bana değerlendirelim. Neyse. Ama son kez de şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar yaptıklarımdan pişman değilim ha. Aklım hala yapamadıklarımda. Şimdi arkadaşlar top açılımına giriyoruz. Tabii ki de şu anda bunda top açacağım. Yani bu ne demek? Bunu biliyorsunuz yetenek avcısından gelen şeyler. Beyaz en kötü oluyor. Orta olan bronz top olarak geçiyor. En iyi top da gümüş oluyor. Ben bunlarda sürekli test ediyorum. Çünkü diğer şeyler daha pahalı. 250 coin bilmem ne istiyor. Ben oyuna para asla yatırmadığım için coinlerimi harcamak için sürekli buralardan antrenman yapıyorum. Şimdi o yaptığım antrenmanları da size göstereceğim. Bir katakulli olmadığında rahatlıkla göreceksiniz. Zaten burada kendimi ele verebileceğim her şeyi açıklayacağım size. Şimdi bu arada görüntüler %50 yavaşlatılmış bir şekilde ne yaptığımızı bilelim diye. Söylemiştim size bütün toplar beyaz olduktan sonra ilk gelen renkli topa basacaktınız diye. İlk gelen renkli topa bastığınızda Android'de problem yaşanabiliyor. O yüzden ben sizden şunu isteyeceğim. Bakın beyaz toplar bitti. Bir değil, iki değil, üçüncü topa basmanızı istiyorum. Eğer ki birinci topa bastığınızda bir şey gelmezse. Ben direkt üçüncü topla denedim bugün. Şimdi üçüncü topu deniyoruz. Çünkü önemli olan orada o beyazların bitimi. O üç tane şey var ya önemli olan o arkadaşlar. Bakın şimdi açtım ve orta topu buldum. Eğer diğer ikisinden birini açsaydım karavana olacaktı. Yani şeydeki sonra o beyazların sonundaki üçüncü topa bastığınızda rengi hiç önemli değil. Sadece üçüncü topa basmanız gerekiyor. Renkli olup olmamasının hiçbir önemi yok. İlkinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan aldık. Adamın bir özelliği bir şey yok ama çok fazla kesmeden aktaracağım ki hani bir katakulli bir şey olmadığını anlayın diye. Benim hani video izlensin vesaire diye bir amacım yok. Sadece bir açık buluyorum ve zeki olduğum için buluyorum bunu. Bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Bu arada sağ tarafta 62 tane adamım olduğu ve GP'lerim, coin'lerim vesaire hepsi zaten görünüyor. Onlara da dikkatli lütfen bakın. Çünkü herhangi bir atlama yapmadan bakacağım. Bu yaklaşık 4 ya da 5 gün önce açtığım bir şeydi. Şuna da dikkat ediyorsunuz. Uygun yetenek avcıları bakın. DOS, faydalı oyuncular, hücum bölgesi, orta vesaire. Bunları da lütfen aklınızda tutun. Çünkü sırayla açacağımı görürsünüz. Çünkü sırayla yapacağım. Yani arada aptal gibi siyah top çıktı mı onları montajlayıp bir araya getirme durumu olmasın diye. Şimdi tekrardan anlaş diyorum arkadaşlar. Hiç kesmiyorum. %50 ağırlaştırdım ki ne olduğunu görün diye. Çünkü öbür türlü çok daha hızlı oluyor. Aklınız karışmasın. Bir de çok fazla top dönecek artık. Hani 10-15 dakikalık bir video. Yani gözünüz bozulmasın diye. Hem de ne yaptığımızı bilelim. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Bütün ekran beyaz olana kadar, beyaz top olana kadar toplam 7 tane top sığıyor zaten. Bakın.
Basıyorum, bastığım yeri durdurdum. Neden durdurdum? İkinci topta bastım. Farkında mısınız? İkinci topun üzerinde daha fazla. Üçüncü topa gelmedi. Şimdi ne olacak bakacağız. İkinci topta, yani bir top erken bastım arkadaşlar. Şimdi çünkü örneğini vereceğim size. Bakın şimdi. Bir top erken bastım. Bakın nerede durdu. Şimdi bunu mesela sizden, hani kendini bilmeyenler yaptı mı ne oluyor biliyor musunuz? Şerefsiz, taktik tutmuyor. Yalan söylüyor ya. Denemeyin, olmuyor diye yorumlar geliyor arkadaşlar. Be kardeşim, kendinde belki hata vardır. Bak, demiyorum ki bu anayasa. Tabii ki de bu bir oyun. Android'de belki tutmayabilir. Ben şu anda iOS'tan yapıyorum. iPhone 8'imden yapıyorum. Tutmayabilir. Her zaman yorumlara da yazıyorum. Kardeşim, iki kere dene tutmuyorsa, senin daha iyi bir taktiğin varsa kendi taktiğini yap. Yani ben senin coinlerinin bitmesi bana bir şey kazandırmıyor. Ben üzülürüm daha çok. Siz bana iyi yorum attığınızda, işte abi Neymar çıktı, Allah senden razı olsun, İşte Messi ile Neymar'ı aynı şeyde buldum falan dediğinizde benim hoşuma gidiyor. Çünkü hani sizin kötü olmanız bana bir şey kazandırmaz. Ben üzülürüm yani. Bakın tekrardan açıyorum şimdi. O gün içerisinde açtığım son toptu bu. Bütün ekran beyaz olmasını bekleyeceğim. İlla ki oluyor bu arada. Emin olabilirsiniz. Bastım. Bir tane erken bastım yine. Zaten oradaki çıkan şeyden göreceksiniz. Bir tane erken bastım. Eğer ki birinci de bassaydım olacaktı. Ama üçüncü diye baktığımızda, baz aldığımızda olmayacaktı. Yani ben yine bunu olmadı sayıyorum. İki gün sonra tekrardan açtığım toplardan örnek vereceğim. Bakın yine... Uygun yetenek açısından sol ayaklı olanı seçiyorum. Hemen şimdi. Burada sanırım biraz fazla bekleyeceğiz ama önemli olan, bu arada ilkinde basmıyorum yani. Ekrana bazen full beyaz geliyor. Çünkü ilk önce şunu yapmanız gerekiyor. Topların o hızına elinizi alıştırmanız, gözünüzün alışması gerekiyor. Öbür türlü hani bir aksiyonda sıkıntı yaşamayın diye muhakkak ilkinde bekletiyorum arkadaşlar. İkincisinde, ikinci çok fazla beyaz geldiğinde basıyorum. Öyle daha mantıklı oluyor ama siz benim için problem yok diyebilirsiniz. Problem yok diyorsanız basabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hani bu tarz şeyleri de ilk önce yetenek avcısından deneyin. En azından çok canınız yanmasın, bir sıkıntı yaşamayın. Hani gördüğünüz gibi bu arada en son hani bunlarda denedim ama bir de son gün bu videoyu çekmeden önce, yani bugün sizin için dün olacak bu. Son şeyde yaptım tekrardan ve yine onu da göstereceğim sizlere. Bakın çektim. Farkında mısınız? Üçüncüde bastım. Birincide de bassam yine renkli topu alıyorduk. Yani başarılı oluyordu. Birde ya da üçte basmak size kalmış. Benim taktiğim şu şekildedir. Ben ilk önce birde basıyorum. Olmadığında 3'e geçiyorum direkt. Şimdi farklı bir yöntem de var. Onu da göstereceğim sizlere. Bir tane daha açalım bu şekilde. Çok fazla uzattığımı düşünebilirsiniz. Ben bir problem olmadığını, arka arkaya açtığım topları gösteriyorum ki hani arada montaj yapmadığımı anlayın diye. Taktiği kaptım. Ben güveniyorum sana. Benim için problem yok diyenler ikinci dakikada taktiği gördükten sonra kapatabilirler. Benim için problem yok. Önemli olan hani siz taktiği algılayın. Yeter ki ben, çünkü şunu bile yapabilirim. Mobil de o kadar oynamıyorum ki, ben kadromda yıldızlar geliyor mesela, siyah top açıyorum. Kadroma bile almıyorum. İlk 11'e bile almıyorum yani. Çünkü maç yapmıyorum adam akıllı. Ancak işte efsane mod vesaire geldiğinde, bu arada efsane modu da 1400'lük puanlı takımımla yendim. Yani milletin 3500-4000'lik takımlarıyla hava yaparak zar zor yenmedik. Onu da bilsinler ki, çünkü çok fazla oyunu bilmiyoruz, oynamıyoruz. Bilmediğimiz halimiz bu. Hele PS4'te zaten ilk Avrupa sıralamasında ilk 50'deyiz. Oradan da at yalan nikimle bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde açtım. Bakın yine geldi. Lütfen şeylere de dikkat edin. Hem üstte coinlere bakın, hem de sağ tarafta toplam kaç tane adamım olduğu görünüyor. 69 oldu şu anda mesela. Diğer Latin Amerika sıra bunda. Anlaş diyorum tekrardan. Arka arkaya açtığım toplar bakın ve birazdan şimdi bir ispat edeceğim bir konu daha gelecek. Göreceksiniz orada da. Bu arada hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim de işte yani hani kafanıza soru işareti kalmasın diye. Sen bu arada zamanlama hatası yaparsın.
yine bastım. Sen zamanlama hatası yaparsın. Ekranın düşük seviyede moddadır. Çok kareli kareli gidiyordur görüntü. Bu arada ilk üçüne de bassam olacaktı bakın. Ne bileyim, zamanlama hatan vardır. Sen doğru bastığını düşünüyorsundur ama telefonun bir saniye geç algılıyordur. Bir saniye geç algılaması demek senin nereden baksan iki top yanda basman demektir. Bunlar olduğunda lütfen hani ilk önce karşı tarafı yargılamadan önce yorumları okuyun. Ben şu zaten hani kanal içerisinde bırakacağım kartını da. Diğer taktiği de isterseniz bir altına bir bakın, yorumuna bir bakın, yorumlara. Bir tanesine bile akrabama, eşime, dostuma yaptırdıysam şerefsizim. Yani o kadar da net bir şey söyleyeyim size. Oradaki yorumlara bakarak hani insanları karalamayın. İlk önce bir bakın. Hak yemeyin, lütfen hak yemeyin. Bakın tekrardan geliyor, açacağım. Evet, bunda da biraz bekleyeceğim gibi çünkü dörtlü üç toplar geliyor. Bu şekilde toplar geldiğinde açıkçası bir taktiğim yok. Ben o beyazlara göre hep kafayı o şekilde yapıyorum. Strateji şu, bu bir matematik oyunu aslında. Sadece zeka gerektiren bir matematik oyunu. Sebebi şu, mesela 200 tane top varsa o 200 top sırayla geliyor sizin gözünüzün önüne. Yani karışık karışık gelmiyor. Siz onu hafızaya alıp ve bastığınızda da 4 saniye sonra duruyor top. Mesela bakın hani. Hep teknik bilgiden bahsediyorum, farkında mısınız? Hani sabah uyanıp yatağımda 3 tane top açtım, aa siyah buldum demiyorum ben. Yani sürekli matematik, sürekli bir şeyler böyle bulunuyor yani bu işler. Bakın bir tane daha açacağım. Bu da son olacak arkadaşlar. Bunu hızlandırılmış yaptım. Hani bundan sonra açtığımı en azından bilin diye. Bunda da çok fazla bekleme süresi olmuştu. En azından hızlandırayım, daha sonra açılan topu göreceksiniz. Ve daha sonra kaç adamım var vesaire, oradan bakabilirsiniz zaten. Hani arada montaj yapılmış mı yapılmamış mı diye. Yine gümüş geldi. Ya, bronz geldi. Yani normal top açsak sarı gelecekti. 2 gün sonra, yani dün size göre dün olacak. Biliyorsunuz özel temsilciler falanlar filanlar var. Zaten hani şeyden anlarsınız. Diğerlerini açmadım. Full siyah top ya da sarı top vesaire gelme ihtimali yüksek. Onlar zaten hani sarı ve siyah zaten veriyor. Hani bizim işimiz silver'lı olanda. Bakın şimdi. Silver'lı olana geldim. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ama ben hani mütevazi olacağım yine. Siyah top ve sarı top gelme ihtimali ile beyaz top gelme ihtimali arasında ne kadar bir fark var siz biliyorsunuz. Bakın şimdi ne yapıyorum. Burada çok fazla bekledim. Gözüm karıştı. Çok böyle iyi bir basamadım ama bakın nerede bastım. Şimdi çok dikkat edeceksiniz. Üçü de basmaya çalıştım normalde. Evet, siyah toplar da geçti. Bakın, iki top erken, yani birinci topta bastım. Birinci topta bastım. Şimdi bakıyorum. Normalde birinci topta basıyorduk. Birkaç defa hata aldık dedim ya. Şimdi üçüncü topta basıyoruz diye. Bakın ilk topta bastık ama üçüncü topta bassak sarı gelecekti. Hemen aynı giriyorum. Çünkü topların dizaynı, her şeyi aynı. Tekrardan giriyorum abi. Aynı yere. Gir çocuğum hadi. Yine aynı silver'a geliyorum. Yani oradan sarı ve siyahın zor olduğu yere geliyorum. Üçüncüde basmam gerekiyordu. İlkinde bastım. İlkinde de basabilirsiniz. İlkinde bastığınız olmayınca üçüncüde basın muhakkak. Şimdi tekrardan yine yavaşlattım topları. Bu arada benim ekranımda hani videoda yavaşlıyor da normalde ekranımda yavaşlamıyor. Ben yine hızlı basıyorum. Bakın. Bastım. Üçüncüde bastım. Yani bu kadar beyaz arasından o sarıyı denk getirmem şans diyorsanız ben bir şey demiyorum sizlere arkadaşlar. Şansa şans diyeyim yani. İşte görüntü ortada. Bilginiz olsun. Farklı taktikler vesaire geldiğinde muhakkak sizlere bildireceğim. Sizden tek bir ricam var. Bildirimleri açmanız. Sebebi şu. Daha önce GP kasma ve coin kasma şeylerini söylemiştim sizlere. Konami bu açıkları kapatıyor. Yani bu yayıldığında vesaire sonuçta benden görüyorlar. Başkaları alıyorlar. Ben bazen yurt dışı sitelerinden görüyorum. Ben bu dilimize çevirip montajlayıp burada veriyorum. Sonuçta hani bilgi çoğalan bir şey. Sonuçta
Hani bir hırsızlık vesaire bir şey diye sayılmaz. Sonuçta ben kimden bir şey aldığımda kimden aldığımı da söylüyorum. Kenan Karasu kardeşimden de bazen bilgiler alıyordum. O da bazen saniye ile ilgili onların genelde şeyleri oluyor. Onunla ilgili bir şey aldığımda muhakkak onun da ismini geçiririm. Asla hani öyle bir şey yapmam. Yurt dışı sitesinden de alsam herhangi bir şey yapmam. Benim size hani önerim şu, bildirimleri açarsanız o anda bilgiyi alın ki o 1-2 gün içerisinde yapın. Çünkü GP kasma sisteminde 1 milyon GP kastım abi, Allah senden razı olsun diye Instagram mesajları duruyor hala bende. Ne oldu? Şimdi açığı kapattılar, kaldık öyle. O yüzden hani bildirimleri açın, anında zamanında haberdar olun ki şanslı olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Siyahınız bol olsun kardeşim.